Herkese merhabalar. Bugün sizlere mini sufle cheesecake yapacağım. Çok güzel ve çok pratik bir tarif. Hemen tarife başlamak istiyorum. Hadi tarife geçelim. Öncelikle kaynar suyum var alttaki tabakta. Şimdi kaynar suyumun üzerine ısıya dayanıklı cam bir kap koydum ve içerisine 110 gram kadar krem peynir ekliyorum. Şu şekilde atıyorum içerisine ve daha sonra 40 gram tereyağı ekliyorum. Gram olarak ölçerseniz tam tutacaktır arkadaşlar. Ve son olarak 75 gram kadar sütü içerisine ilave ederek spatula yardımıyla güzelce erimelerini sağlayacağım. Evet, gördüğünüz gibi sıcak suyun üzerinde güzelce eridi bütün karışımlarım. Şimdi içerisine 3 tane yumurta sarısı ekliyorum. Ve vanilya özü veya vanilya aroması damlatabilirsiniz. Ben şöyle çok az vanilya aroması damlatıyorum. Ve 5 mil kadar şöyle limon suyu ekleyerek güzelce yine spatulamla karıştırıyorum. Evet, güzelce karıştırdığım karışımı şimdi eleyerek 30 gram kadar un ekliyorum. Ve 10 gram kadar mısır nişastası ekleyerek şu şekilde eleyeceğim ve içerisine ekleyeceğim. Eleyerek eklediğim kuru karışımlarımı da şu şekilde spatulamla yine karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şimdi bu karışımım hazır. Şöyle bir kenara alıyorum karışımımı ve farklı bir kabın içerisine 3 tane yumurta akımı, bu arada yumurtalarımın boyu orta boy, yumurta akımı alıyorum ve mikser yardımıyla çırpacağım. Gördüğünüz gibi şöyle köpük köpük beyazlaşana kadar çırptık. Şimdi şekerimizi 3 aşamada ekleyeceğiz ve çırpmaya devam edeceğim. Şu şekilde birincisini ekliyorum ve çırpıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şöyle katı bir mereng kıvamına gelmesi gerekiyor. Şimdi mikserimi kaldıracağım. Şimdi merengimizin içerisine daha önce yumurta sarılı karışımımızı hazırlamıştık. Yumurtalı sarılı karışımımı şöyle alıyorum ve yumurta beyazı karışımı şu şekilde alıp içerisine yumurta beyazı karışımımdan 3 aşamada şu şekilde ekleyerek karıştıracağım ve yedireceğim. Evet, gördüğünüz gibi mini cheesecake'lerim için hamurum hazır. Çok güzel bir kıvamı var. Şöyle güzelce karıştırdım ve şimdi şöyle ben bir büyük tepsinin içerisine küçük cupcake kalıbım var. Sizlerin yoksa direkt bunların karton olanlarından var, sert olanlardan onlardan kullanabilirsiniz. Ben şu şekilde içlerini doldurduğumda hiçbir şekilde akma olmayacaktır. O yüzden şimdi bir kepçe yardımıyla şöyle kalıplarımın içerisine dolduracağım. Altına büyük tepsi koymamın sebebi içerisine su dolduracağız arkadaşlar. Sıcak su. Sıcak su koymanız önemli. Cheesecake pişerken çok güzel bir kıvama ulaştıracak. Ve fırınımızı 120 derece alt üst ayarına bu aşamada ayarlayalım. Sıcak fırına girecek çünkü cheesecake'lerimiz. Tam 12 tane sufle cheesecake'im çıktı. Şimdi bir kürdan yardımıyla hava kabarcıklarını alacağım ve taşmalarını önleyeceğiz. Şu şekilde karıştırıyorum güzelce. Ve gördüğünüz gibi güzelce karıştırıp bırakacağım. Hava kabarcıklarını da güzelce aldıktan sonra alttaki tepsimizin içerisine sıcak su dolduruyoruz. Güzel bir şekilde doldurduktan sonra 120 derece fırında tam 25 dakika kadar kontrollü pişirelim. Evet, fırınımı aldım. Şimdi yaklaşık 20-25 dakika kadar 120 derece alt üst ayardaki fırında pişirelim. Gördüğünüz gibi mini cheesecake'lerim pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum. Evet, fırından çıkarttım. Şimdi oda sıcaklığında soğumaya bırakıyorum. Daha sonra buzdolabında yaklaşık 2 saat kadar soğuduktan sonra sunum aşamasına geçeceğiz. Sufle cheesecake'lerim oda sıcaklığında tamamen soğudu. Şimdi şöyle sunum tabağımı alıyorum ve buzdolabında da yaklaşık 2 saat kadar soğumaya bırakacağım.
Evet, dolapta 2 saat kadar dinlendirdiğim tatlımı şu şekilde gösteriyorum sizlere. Çok güzel bir kokusu var, vanilya aromasından kaynaklı. Şahane görünüyor ve aşırı yumuşak gördüğünüz gibi ve nemli bir pasta. Şimdi şöyle kabından çıkartacağım. Gördüğünüz gibi pofidik pofidik çok güzel görünüyor. Evet, gördüğünüz gibi şimdi hepsini bu şekilde çıkartarak sunum tabağıma alacağım. Mini suflelerim şahane görünüyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ettiğim bir pasta, aşırı lezzetli ve güzel görünüyor. Şimdi süsleme aşaması tamamen size kalmış. Dilerseniz krema sıkıp üstünü süsleyebilirsiniz. Ben pudra şekeri serpiştireceğim, frambuaz sos kullanacağım ve böğürtlenli jelibonlar kullanacağım. Sizler reçel de kullanabilirsiniz. Kayısı reçeli, çilek reçeli dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi benim süsleme aşamam bitti. O kadar güzel ve lezzetli görünüyor ki arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim çok güzel porsiyonluk bir tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Size şimdi de kıvamını göstermek istiyorum. Evet, şu şekilde bir kaşıkla. Bakın dokusu o kadar güzel ki. Şöyle iç kısmını sizlere göstereyim. Şahane bir kıvamı var. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim harika bir tarif. Denerseniz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.